şeye, ajansın numarası yok. Bunu kim görse görsün, yani vicdanın nerede tanıdığı varsa bunu yapmasın. O yüzden tek dileğim sizin. Abi gelsin abi. Bu kedilere şey yapmasın. Arkada kedi var. Şu aradan iki taksi, iki arabanın arasından tahmin ediyorum kurşun geliyor ama saklanmış. Burada vurulunca debelenmeye başladı. Tabii profesyonel birisi gibi geldi bana. İnşallah şimdi güzel. Her akşam düzenli besliyoruz. Şu hemen yanındaki apartmanda oturuyorum. Ben önce bir atı sesi duydum. Sesin üstüne yine ateş ediyorlar burada diye düşünürken hayvanın inleme sesine cama çıktım. Hayvancağız tam aşağı yukarı bizim bulunduğumuz yerden aşağı doğru sürünerek kaçtı. Devamında dışarı çıktık, bulduk. Kurşun hamuru eline saplanmış. Bu felç kalma ihtimali çok yüksek gözüküyor hayvanın. Yani burada bunlar düzenli bakılan hayvanlarımız. Çevrede mama kapları, şu anda mevcutta da bir ton kedi köpek görüyoruz. Bizim komşularımız sağ olsunlar kendi rızıklarından arttırıp veriyorlar. Hiç ağzı var, dili yok, sessiz sedasız hayvanlar bunlar. Evet köpek grubu burada biraz havlayan bir köpek grubu ama bir yasa çıktı, hayvanları koruma yasası. Evet iyi niyetlerle çıkartıldı ama uygulamasını görmüyoruz. Dün komşularımız peşine düşmese belki tutanak bile tutulmayacak, kapanacak. Yani biz burada neye ağlayalım? Beslediğimiz hayvanın şu an sakat kalma riskine mi üzülelim? Böyle bir manyağın komşumuz olduğuna, burada yaşadığına mı sinirlenelim? Senelerdir düzenli olarak akşam 7'de beslenme saatleri bellidir. O saatte gelirseniz burada görürsünüz zaten bütün yemeğini bekleyen hayvanları. Polis ekiplerine de verildi. Gelindi, tutanaklar da tutuldu. Tabii bunun için bayağı uğraşılması gerekti. İkna etmek gerekiyor bazen bu noktada. Güvenlik kameralarında sadece hayvanın vurulduğu an var. Onun haricinde kim vurdu, nereden vurdu gözükmüyor. Ben hemen peşine çıktığım için sokakta da kimseyi görmedim. O yüzden hani kendi adıma çevredeki apartmanlardan birinden atıldığından şüpheleniyorum. Mezarlıktan geliyorlar akşam, burada mamalarını yiyorlar. Biz hayvan severiz işte, mamalarını veriyoruz. Apartmanın bu tarafta görenler de ara sıra onlar da veriyor ama ben düzenli olarak veriyorum bunlara. Yemeklerini yedikten sonra zaten çekip mezarlığa tekrar gidiyorlar. Zaman zaman insanlar geçince mama verecek zannedip yanlarına gidiyorlar. Bazıları da korkuyor bu nedenle. Yani tehditler geliyordu. Benim kulağıma geliyordu, bu köpeği öldüreceğiz bilmem ne falan filan diye. Dün akşam saat 21.30'da, 38'de ben de mama dağıtıyordum o bir taraftan. Bunların mamasını verdim, döndüm. Böyle sokakta kedilere ve köpeklere mama veriyoruz. Döndüm, buraya geldim, bir silah sesi duydum. Oradaki köpekler de koşmaya başladı. Ben de onunla birlikte geldim. Baktım köpek o şeyde sürüne sürüne gidiyor. Bel kemiğine kurşun gelmiş. Ondan dolayı felç durumda. Yani arka bacakları tutmuyor. Hayat tehlikesi devam ediyormuş. Ameliyat da yapılmıyor. Tahmin ediyorum işte besleme ve vitamin takviyesinden sonra uygun bir zamanda ameliyat yapılacak.